Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle beni de çok beğendiğim ve son zamanlardaki en ünlü modellerden biri olan Bella Hadid'in makyajını yapacağım. Bella'yı çok beğeniyorum. Yani Cici mi Bella mı diye bir şey var. Ben bunu çok merak ediyorum. Cici mi Bella mı? Lütfen aşağıya yazın yorumlar kısmında. Ben bazen Bella diyorum, bazen Cici diyorum. Cici'nin farklı bir özgüveni ve farklı bir havası var bence. Yani çok gerçekten top model duran bir kız. Bella'nın da kendi özgü bir seks apeli ve bir coolluğu var. Bence böyle. Sizin ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Cici mi Bella mı aşağı yazarsanız süper olur. Başka söyleyeceğim bir şey yok galiba. Saçımı da elimden geldiğince ona benzetmeye çalıştım. Çünkü genel saçını böyle kullanıyor. Açık saçtansa bence bu kadar böyle gergin toplamış ya da işte ortadan ayırıp yapıştırdığı saçlar falan daha çok yakışıyor ona. O da bunun farkında bence. Umarım makyaj hoşunuza gider. O zaman hemen makyajı yapmaya geçelim. İlk önce ışıltı veren bir nemlendirici kremi, bir bazla başlayacağım. Çünkü cildi her zaman aşırı parlak. Make-up artistinin bir röportajını okumuştum. Makyaja başlamadan önce yüzüne masaj yapıyormuş. Oldukça böyle kuvvetli nemlendiricilerle ve ışıltılı bir baz uyguluyormuş. Cushion fondötenlerden çok fazla kullandığını biliyorum. Dior'un yüzü olduğu için Dior'unkini kullanıyor ya da kullanıyormuş gibi yapıyor. Ama ben bugün YSL'in Cushion fondötenini kullanacağım. Bunu aplikatörüyle uygulayacağım. Mac in Face and Body'si de bence oldukça uygun olur. Onun makyaj görünümüne. Ama Cushion kullandığını bildiğim için bunu kullanacağım bugün. Belli bir makyaj stili olması ve her zaman böyle çok fresh ve az makyajlı görünmesi bence güzel bir şey. Çünkü çok güzel bir kız evet ama çok fazla estetik müdahale olduğu için yüzünde. Ağır makyajlar yapsa bence birazcık yaşlı durabilir. Ama oldukça böyle fresh ve taze görünüyor hafif makyaj yaptığı için. Böyle önemli bir yerlere giderken çok kapatıcı, çok full kapatıcı fondötenleri çok fazla yedirerek uyguluyormuş make-up artisti. Bana biraz garip geldi. Yani hiç öyle çok fondötenli gibi durmuyor. Çünkü gerçekten yetenekli biri make-up artisti. Ben o kadar full kapatıcı fondötenleri ne kadar süreyim yani ne kadar karıştırayım. Bir şekilde görünüyor cilt üzerine, onu görünmüyor. Bence bu bayağı önemli bir ayrıntı. Saçımı o kadar sıkı topladım ki onunki gibi. Yani bu kız nasıl kel kalmıyor bilmiyorum. Şuralarım çok fena durumda şu anda. Kapatıcı uygulayacağım. Acaba nerede kapatıcım? Göz altlarımı birazcık düzeltmeye ihtiyacım var şu anda. Çünkü biraz mor şu iç tarafları. NYX'in concealer değil, corrector paletini kullanacağım. Bendeki medium rengi. Buradaki somon gibi olan renklerden biraz alıyorum. Üzerine de birazcık daha parlak bir concealer geçeceğim. Bu Rimmel'ın Wake Me Up kapatıcısı. Onun da YouTube'dan da kullandığını biliyoruz. Çünkü Nereden Vogue olduğunu hatırlamıyorum. Vogue'un kanalında makyaj yapmıştı. YouTube'dan da kullanmıştı. Ya da acaba o Dior'un süngeri miydi? Dior'un da pembe bir süngeri var. Ona benzeyen. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de bu makyajı en çok benzetebileceğim kısım göz altları onun tam kapanmıyor. Bence onun da çok mor. Yani makyaj fotoğraflarında bayağı mor olduğunu gördüm ben. Biraz morluk belli oluyor. Çok ağır makyaj yapmadığı zamanlarda günlük makyajında. Benim şu an muhtemelen öyle. Çok fazla kapanmadı çünkü. O da benzeyen bir ayrıntı oldu. Sandalye çok gıcırlıyor. Bu sandalye tulu kırdı çünkü. Üstüne döndü ve kırdı. Sephora'nın Prep and Perfect pudrasını kullanacağım. Bu transparan bir pudra. Herhangi bir pudra kullanabilirsiniz. Çok az, aşırı az uyguluyorum. Çünkü bütün cildi pırıl pırıl parlıyor. Bir de göz kapağımı şöyle çok az sürüyorum. Kaşlarımız hiç benzemiyor. Onun bayağı ince kaşları var. Bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. O yüzden sadece kaşlarımı daha fazla belirginleştirmemek istiyorum. O yüzden sadece bir kaşları uygulayacağım. Benefit Gimme Brow uygulayacağım. Bir de normalde ben yukarı doğru tarıyorum ya kaşlarımı. Onu yapmıyorum da birazcık daha yana doğru tarıyorum. Onun kemik yapısından dolayı böyle enteresan bir gölge var şuralarında. O yüzden gözleri daha çekik duruyor.
Onu biraz yapmaya çalışacağım. Gri, böyle kahvemsi gri tonlarda herhangi bir krem far kullanabilirsiniz. Ben bugün Givenchy'nin Ombre Couture farlarından 5 numarayı kullanacağım. Şöyle bir far. Bu kontür için de çok güzel olan bir ürün bu arada. Böyle çok far varmış gibi değil de daha çok gözümün kendi, göz kapağımın kendi koyuluymuş gibi görmesini istiyorum. Ve dışa doğru çekiyorum bunu. Hatta aynı ürünle burnuma birazcık kontür yapacağım. Gözümün birazcık daha çekik görünmesi için Body Shop'un Smoky Eye Definer kalemini alıyorum. Kirpik dibime ama böyle dış kısımlara daha çok küçücük bir çizgi çiziyorum. Ve arkasıyla atıyorum. Kirpiklerimi kıvırıp maskara uygulayacağım. Maskaradan önce mutlaka şu Dior'un beyaz maskara bazı var ya, onu uyguluyormuş. Uzun kirpiğe çok fazla maskara sürüldüğünde, yani primer ve maskara sürüldüğünde çok abartılı oluyor. Takma kirpik etkisi oluyor. Onun kirpikleri öyle durmuyor ve o daha fresh duruyor bence. O yüzden ben çok fazla volüm vermeyen bir maskara uygulayacağım ve daha çok dış köşelere doğru uygulayacağım. Hatta daha doğal durması için tarıyorum üstünden bir de. Alt kirpiklerimi uygulamıyorum çünkü gözlerin daha böyle dışa doğru ve daha yukarıda görmesi için alta uygulamıyor. Dior'un şuna benzer, yani çok da benzemeyen, daha tombulu bir ürünü var. Krem bir kontür ürünü. O kullanıyor. Ben Sephora'nınkini kullanacağım. Bu Highlight Low Light Face Contour Duo isimli ürünlerden ten rengi. Bence bana biraz koyu ama elimin üzerinde ısıtarak alırsam birazcık daha risksiz olacak. Bunu Beauty Blender'ımın ucuna alıyorum. Ve bayağı da pigmentli dağıtıyorum. Biraz daha dikey bir kontür yapacağım aslında. Şöyle değil de daha dikey. Ve aynı şekilde şuraya da. Bu ay nasıl kullandığını görmüştüm videoda. Tam olarak aynı rengi mi emin değilim ama bence aynı rengi. Dior Skin Nude Air Highlighter 001 numara bu. Oldukça böyle pembe yansımalı ve güzel bir highlighter. Bir de bunun bir fırçası var ama kabuki bir fırça. Bana çok anlamsız geliyor. Yani make-up artist de o fırçayla uyguluyordu falan ona. Ama ya bana kocaman kabuki fırçayla bu uygulanmaz gibi geliyor, bilmiyorum. Birlikte satılıyorlar ama galiba, öyle hatırlıyorum. Pembe yansımalı bir aynazıcı ama o kadar pembe durmuyor. Biraz daha böyle soğuk tonlu ve beyaz gümüş rengi duruyor. Ben beğeniyorum. Yani yağlı görünmek için birebir hareketler. Burnun üstüne, dudağın üstüne ve çeneye. Birazcık hatta göz pınarıma da uygulayacağım. Bence bir dudak kalemiyle çerçeveliyor dudaklarını. Ya da dudağının kendi rengi çok koyu, bilmiyorum ama ben çerçeveleyeceğim. MAC in Subculture isimli dudak kalemini kullanacağım. Dudağımın tonundan bir tık daha koyu bir kalem. Çok böyle belirgin bir çizgi çizmeyeceğim, dağıtacağım ama biraz dudağım dış kısımları renksiz benim. Ne zaman şu anda öyle. İmza görünümü oldukça böyle sağlıklı, pembemsi ve gloss dudaklar. Kylie Jenner nasıl liquid matte rouge trendi diye bir şey başlattıysa bence Bella da birazcık glosslu ve daha böyle fresh 90'lar böyle genç dudakları geri getirdi. Dior'un Lip Glow lip balmını kullandığını biliyoruz hepimiz. Fiyatı çok hak ettiğini düşünmediğim ürünlerden bir tanesi kendisi. Hatta ben bunun üzerine biraz da şeffaf lip gloss sürmek istiyorum. Çünkü daha böyle bence parlak parlak duruyor. Ya da benim dudaklarım çizgili olduğu için onunki kadar böyle
ayna efekti durmuyor. Çünkü dolgulu dudaklar daha şöyle duruyor. Düz. Oradan anlayabilirsiniz dolgulu. Ve makyaj bitti. Gördüğünüz gibi zaten oldukça kolay, oldukça hızlı bir makyaj. Çok belirgin bir makyaj tarzı var ve böyle bence birazcık farklı yapılan böyle değişik ipuçları var makyajında. Ama onun dışında gerçekten çok kolay ve günlük, hani akşama taşınabilecek bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Bence çok böyle hani seksi ve aynı zamanda genç duruyor. O yüzden zaten hani o Lolita efekti ona çok yakışıyor bence. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ve o küçük zile de basmayı unutmayın ki bildirim gelsin. Her videoda söylüyorum son zamanlarda bunu ama yine de bir hatırlatayım dedim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.